Ya o hayır, bir numara bitmiş artık ya, bitmiş artık. İnsanlar açlıktan zorla 15 lira bir şey. Havuç turp nerede? Nerede 8 liramış 10 liramış? Kabak istemiyorum. Ne zaman kabak mevsimi gelecek o zaman alırım. Ya Tayyip. Tayyip bitirdi ülkeyi ya. Daha ne konuşuyorsunuz? O insanlar öldü, şey yaptı. Sen ya, sizin işte aynı at gibi böyle aynı karşıya bakıyorsunuz. Yani hala böyle söylerseniz yazık yani. Yazıklar olsun. Ne bu böyle be? İnsan böyle artık yani, hani yerlerde sürünüyor, sen Tayyip diyorsun. Hadi be. Sizin adayınız kimdir? Efendim? Adayınız kimdir Cumhurbaşkanlığı? Ben adayım biliyorum. Benim içimde adayım. Benim içimde adayım. Ama bunları böyle söyledikleri zaman bu Türkiye hala yani hani barınmıyor. Aynı yerinde böyle duruyor. Yazıklar olsun bunları tutanlara. Teyzem senden dinleyelim. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Altılı Masa Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. Dürüst olduğu için. Dürüst. Kılıçdaroğlu, bıktık bunlardan. Kılıçdaroğlu kardeşim, yetti. Dürüst. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kim? Kılıçdaroğlu. Değişiklik olacak. 20 sene, 20 senenin sonuna geldiğimiz gün hale bak. 20 lira soğan olur mu? 20 lira soğan. Peki mevcut iktidar değişirse ekonomik düzen de düzelir mi? Düzelecek. Şahane. Müthiş inancım var. Vallahi oruçluyum, yemin ediyorum düzelecek. Satıldı her şey, bitti. Türkiye bitti ya. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Şey, sarayda yaşatıyorlar insanı. Bunlar aç geziyor halk burada. Ama öyle ya. Konuşan ama. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Bizi tutuklamasınlar. Tutuklamazlar kimse, merak etmeyin. Şaka takalım. Şaka. Korka geldik bugünlere. Korkmayacağız artık. Hiçbir şeyden korkmayacağız. Değişiklik her zaman. Sor bana, ben cevap vereyim. Yeni kan her zaman daha iyidir. Yeter. Zaten kendi de iflas etti. Bitti. Yapalım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Vallahi benim Cumhurbaşkanı adayım Kılıçdaroğlu. Namuslu, şerefli adam. Sözüne güvenilir adam. Aynen. Var mı bir şey? Çıktı mı bir şey dürüst? Onun bir yamuğu çıksın, saniyede çıkarırlar meydana. Anladın mı? Milletvekiline de Meral Akşener'e. Kadın da gelecek. Kadın olacak. Meral Akşener. Sizlerden fikir alalım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Vallahi şu anki Cumhurbaşkanı gitsin, kim geliyorsa gelsin. Hiç önemli değil. Var mı gönlünüzde bir aday? Ya herkesin gönlünde bir aday yatıyordur ama şu anki yönetim gitsin, kim geliyorsa gelsin, hiç önemli değil. Emekli maaşlarına zam geldi, ne düşünüyorsun? Zam, akşam zam geldi, bugün zam gitti, pazara gitti, bitti. Ne zaman? 10 bin lira da olsa yetmez. Ya sizin gibilerin yüzünden, sizin gibi at gözlüklerin yüzünden, cahillerin yüzünden. Şimdi arkadaşım bir şey söyleyebilir miyim, özür dilerim? Trilyon evler trilyona çıktı. Kim alabilir? Ama trilyon da adam da sana banknot basmıyor ki. Ama adamın da yani, ama adam trilyon emekliye banknot mu basacak? Allah Allah. Yani 20 sene bitti. Bitti. Satıldı. Her şey bitti. Satıldı. Ben yorum yapamam. Bir şey diyemem. Ama yani şimdi başın ama. Tayyip şöyle diyorlar, Tayyip böyle. Mesela verdiğin zaman madem alma onun parasını. Niye alıyorsun ki? Bırak, alma onun parasını madem. Vergilerimizle bize maaş veriyor be. Biz ya babasının parası değil. Ya bizim vergilerimizle bize. Yok yani bazen de bu insanlarımız aşırı yapıyor. Gerçekten aşırı yapıyor. Yani tamam, sana katılıyorum, bak sana saygımız olsun, söylediklerine katılıyorum ama bazıları da gerçekten çok abartıyor yani. Hep Tayyip. Ya ben Tayyip sanki yani o onlara çay kaşığı ve Tayyip alacak evde. O duruma getiriyorlar bazıları da yani. Şimdi bir şeyi yani el vicdan yani. Bir şeyi el vicdan. Sen devam et. Bir şeyi el vicdan. Hayır, dur, kaç. Tamam. Yani bir şeyi el vicdan yani. Şimdi hep de adayınızın ismini alabilir miyiz? Tayyip diyorum. Tamam, pekala, teşekkür ederiz. Allah seni kahretmesin değil mi? Abim. Niye ki? Hayır. Neden yani, ben herkes özgürdü yani, ben Tayyip diyorum. Ama adam da bizim önümüze yani vurta erip bize bankona dökecek adam hali yok. Pazardan yani. Geldiniz değil mi? Yok. Evet, bir iki bir şey aldım. Peki siz ekonomiyi nasıl buluyorsunuz? Ya pahalı. Yani bak ona saygım sonsuz, ona bir şey demiyorum. Pahalı. Biraz daha mesela uygun olsa, millet hani alsa o daha farklı olur. Pahalı, ben ucuz demiyorum. Her şey mesela diş pahası oldu. Ona bir şey demiyorum. Orada inşallah bir düzen sokar diyorum onda. Ramazan ayındayız biliyorsunuz, evet. Ki. Türkiye Cumhuriyeti tarihi en pahalı Ramazan ayını yaşıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya koskoca Türkiye Cumhuriyeti tarihi. Olmaması gerekiyor. Yani bak, bir tek söyleyeceğim şey, olmaması gerekiyor. Yani her şeyin birazcık olsun düşmesi gerekiyor. Ama yok sel diyorlar, yok şu diyorlar, yok mazottu, yok bilmem neydi işte. Zincirleme böyle gidiyor. 20 senedir kim yönetiyor? 20 senedir kim yönetiyor?
Ben mi yönetiyorum? Başkası mı yönetiyor? Tayyip yönetmiyor mu 20 sene? Tamam, yönetiyor. Bu saatten sonra ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz. Ya, yapamayacak da. Valla her şeyin hayırlısı olsun diyorum. Yani hepsi düzelir, her şeyin hayırlısı olsun diyorum. Yani ama başkası geçse, yani önü açık görmüyorum yine. Başkası da hani Tayyip seçilmemiş olsa, başkası da olsa önü açık görmüyorum ben. İyi akşamlar. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Erdoğan. Neden Erdoğan? Ya görüyor işte Türkiye'nin ne şekil olduğunu şu ana kadar ne olduğunu görüyoruz. Yollarını yapacağı ya, şeyler, havaları hepsini. İnsanlar aç. Ya neyin aç? Sen neyin aç? Orada bir de dedemden bir şey geldi. Nasıl aç? Sen beni biliyor musun ne durumda olduk olmadığını biliyor musun? Rica ediyorum. Biraz göz. Şöyle bak, çevrenize bakın ya. Aydınlanın biraz, görün sağ solu ya. Tek bakmayın ya. Demirtaş çıkacak. Öbürü de çıkacak. Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak o zaman? Ne olacak? Türkiye Cumhuriyeti her zaman varmış, var olacak yine. Anladın? Kimse bir şey yapamaz. Demirtaş'mış, oymuş, buymuş. Hiç kimse bir şey yapamaz. 2005'ten 2006'yı kolla. Neyi kolla ya? O zaman. Ya nasıl 2016'da? Diyorlar ki İstanbul'da eskide şöyleydi, benzindi, gaz kuruydu, şuydu. Ay, her şey yalan. 150 milyon, 150 milyon. Bak, poşete var. Ya aynı zamla yapacak, ne zamla yapacak? Niye öyle demiyor ki? Maaşını niye demiyor? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Şimdiki değişen kim? Kim eğilse, başarırsa ona vereceğiz. Var mı gönlünüzde bir aday? Var. Kemal Kılıçdaroğlu. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? AK Parti, AK Parti. Reis. Neden reis? Bırak sen de canım, bırak. Reis. Gözünüzde dursun. 2000 lira mı veriyorsun? Sen mi veriyorsun? Sen veriyorsun. Düne kadar ne oldular bunlar? Düne kadar ne oldular? Adam diyor ki bak. Ben bak bunda gel. Ya ben arkadaş, ben hepsini gördüm. Bak, vatanı böleceğim diyor. Bir dakika dinle. Vatanı böleceğim dedim. Vatanı bölemez. Nasıl bölemez? Abi biraz açılır mısın? Kamera bölemez. Zaten görmüyor. Bak arkadaş, şimdi eskiden sen diyorsun şöyleydi böyle, eskiden hiçbir şey yoktu kardeş. Gayet güzeldi. Net. Çok güzeldi. Ne vardı? Her şey vardı. Ne vardı? Her şey vardı. Hiçbir şey yok. Sen görmüyorsun, başkadır. Mazot yoktu. Sen demek ki göremiyorsun. Ya yoktu. İnkar etmeyin. Gözünüze dizinize. Ya yürüyün gidin. Lan ne yoktu be? Her şey vardı. Yalan konuşuyorsunuz. Doğru konuşmuyorsunuz. Ya zamanında mazot da yoktu, yağ da yoktu. Ben orada yaşadım. Ben nerede yaşadım? Yalandı. Hiç öyle bir şey yok. İETT şoförüyüm ben. Olabilirsin. Olabilirsin. İçine gelmedi. Apo'yu getirin. Bak, nankörlük yapıyorsunuz. Nankörlük değil. Seçimden sonra bir daha gelsen buraya. Benim mesela. Hayran altında yaşamıyor bunlar. Tamam amcam. Ben konuşturdum hepsini. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kim olacak? Söyle Erdoğan. Neden Erdoğan? Erdoğan seviyorum da ondan. Yapmadığı şeyi göstersin bana bu öküz. Kemal Kılıçdaroğlu. Türkiye'nin daha iyi yönetilmesi için parlamenter sistemden yana olduğumuzu söylemek istiyorum. Bu da bizim için en güzel bir yönetim şekli olduğuna inanıyorum. Kılıçdaroğlu. Yani tek adam sistemine son vermemiz gerekiyor artık. Yani bizler emekliyiz. Zor geçiniyoruz. 20 yıldır ülkenin şeyine bunlar damga vurdu. Nereye gidiyor Türkiye? Sürekli kötüye gidiyor değil mi? Yani verecek 3 kuruş parayla bu işler olmuyor. Onun için bu tek adam sistemine, parlamenter sisteme dönülmesi gerekiyor. Kesinlikle bir değişim gerekiyor Türkiye'ye. Yoksa geleceğimiz çok kötü. Gençlerimizin durumu çok kötü. Bugün Muharrem İnce'ye oy vermek demek, intihar etmek demek, Tayyip Erdoğan'a vermek demek. Çünkü boşa gidecek. Alacağı %3, %5. Anladın mı? Öyle atmakla olmuyor bu işler yani. Onun için bir an önce gözümüzü açmamız lazım. Ülke kötüye gidiyor. Peki mevcut iktidar değişirse genel gidişat ve ekonomik düzen iyileşebilir İnşallah. Mi? Temelimiz o zaten. Onun için bir değişim istiyoruz. Değişim gerekiyor. Yani bu böyle nereye gidecek? Bir dönem daha seçildi, bir dönem daha seçildi. Türkiye'nin geleceğine ipotek etti bunlar. Yazık günah. Gençler iş bulamıyorlar. Yani illa A Partisi'nden olursan iş bulabiliyorsun. B'den bulamazsın. Böyle bir ayrımcılık da var. Yani bir an önce parlamenter sisteme dönülüp bir denememiz lazım. Yani görmemiz lazım. Böyle olmaz bu işler. Kılıçdaroğlu. Adalet istiyorum onun için. Ülkede bir tam adaletsizlik var. Onun dolayı bir adalet istiyorum.